Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınam istiklalar ekranımızı bulsun. İstanbul'da Xitay'nın 5. iyul Ürümçi katliamındaki kırgıncılık cinayetine karşı bayanat ilan kılındı. 5. iyul İstanbul'un Fatih Saraçhanı bağıçısında Xitay'nın 2009 yılı Şarkı Türkistan'ın Ürümçi şehirde elip arğan 5. iyul Ürümçi kırgıncılığı karşı bayanat ilan kılış yığılışı ötküzüldü. Faaliyetini Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilligen bulup, İstanbul'da yaşavatkan 500'ye yakın Şarkı Türkistan halkı katnaştı. Şarkı Türkistan bayrakları Saraçhanı bağıçısına kök asman rengi kirgüzdü. Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi, shundaqla Sharqi Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullah Og'izxon apandi har qaysi axborot vositalarining muxbirlari qatnashgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning 11 yil ilgari Urumchida elib borgan qirg'inchilikka qarshi bayonotini o'qib o'tdi. Bayonotning asosliq mazmunlarida munolar bildirildi. Xitoy 2009 yili 7 oyining 5-chi kuni Sharqi Turkistonning Urumchi shahrida qirg'inchilik qilgan bir kun. Biz bu günü herkes unutmayız. Xitay bu günü netçi mınlıgan Şarkı Türkistan halkını kırgın kıldı. Netçi mınlıgan kişini tutkun kıldı. Tutkun kılınğalar işçi de hazırgıcı izdereki bolmağalar mı var? Xitay bu kırgıncılıkını herkes toxtatkını yok. Xitay halkımızga insan kalıpıdan çıkan bastırış ve kırgın kılış siyasetini yürgüzü atıdı. 3 milyondan 5 milyon kişi bolgan halkımızı ceza lagırığa kamap, irki kırgıncılık kılıp atıdı. Şarkı Türkistan halkını yokutuş üçün ayarlarga kartılgan tuğut çekleş vahşi siyasetini yürgüzü atıdı. Biz Şarkı Türkistan halkı Xitay'nın kırgıncılık siyasetine karşı hareket kılış arkalık, öz mesuliyetimizde ada kılışımız tolumu muhim. Bayanatınken İsa Yusuf Alıptekin Vakfı Reisi Doktor Ömer Kul Efendi, Şapak İnstitutu Reisi Mustafa Şatıroğlu Efendi Katarlıklar söz kılıp, Xitay'nın 11 yıl ilgiri Ürümçi'de elip bargan kırgınçılıkını lanetleş bilen birge, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da devamlık elip beruatkan bastırış kırgın kılış cinayetine karşı birleşip hareket kılışının zürür işkendikini. Şarkı Türkistan davası pekatlı Uyghurlarının davası bulupluk almay, belki barlıq Türk dünyasının şundaklı İslam dünyasının davası işkendikini. Bu davağı barlıq kişi iştirak kılışı gerektikini takitleşti. Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Müdiriyet Hayeti azası, Şundaqla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kanun Fakültesi müdürü Profesör Doktor Celal Erbay söz kılıp, Şarkı Türkistan'daki Uyghur Türklerinin kıyıncılıkları barğancı iğırlaşkanlığını, Şarkı Türkistan davası da Allah bizden yardımcımız ikerlikini, bu yolda ümitsizlenmeslik gerekliliğini tekitledi. Hem de Allah'tan imanımızını, Xitay'a karşı cesaretimizi küçe yetişini, lagırlarda azap çekip atkan kıyrındaşlarımızı merhamet kılıp, kutuldurışın tilep dualar kıldı. Ürümçi kırgıncılığının 11. yıllıkını hatırlaş Uyghur halkının yendi işkerlikini bildiriş maksıda Üsküdar'dan Fatih Saraçhanı'ğıca 11 kilometr mısafını velisipit bilen yürüş kılgan Kusva Velisipit Kulubi vekili Kubulay Efendi söz kılıp, Xitay'nın 11 yıl ilgiri Ürümçi'de Uyghur Türklerini kırgın kılganlığı, Türklerinin her vakit Şarkı Türkistan halkının yeni işkerlikini bildirdi. Ahırda cemaat erbabi Abdülkadir Yapcan Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan halkının nimi üçün harlıktın kutulanmağalıqını, Şarkı Türkistan halkının bu meselde kayıtı uylinişe gerekliğini bildirdi. Abdülkadir Yapcan, canlıq, təsirlik sözleri bilen, Şarkı Türkistan halkının ıhtılaplarını çöğürüp taşlap, ideye hem de hareketini birlik keltürüşü gerekliğini təkildi. Şarkı Türkistan davası, her bir insanlıkla aç kılış, kayak yiyiş, yalınaç kılış, zulüm uçuruş ve turmak giriş görüşemez. Bizim görüşümüz tamamen şu. Tayak yavatkan, tayak yigizlavatkan, zulüm uçuravatkan, aşkınlavatkan, sebep bağlan. Esna amin, Şarkı Türkistan kıta tecavüzünün bastırıp girişinin ibaret, tüfrak kıta tecavüz giriş görüşü. Tüfrakını kıtayda kutundurup, Şarkı Türkistan halkının her azet yaşadığın bir muhitte hazırlaştığın asası şartta Xitay'ın Şarkı Türkistan coğrafyasını koklar çıkışımız lazım. 5. iyul yana Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligini o'rinlashtirishi ve Sharqi Turkiston yangi nasl harakatining ijro qilishi bilan Istanbulning markaziy o'rinlaridan odam ko'p 20 yerga 5. iyul Urumchi qirg'inchiligini eslatgan lozunkalar esildi. Shundaqla yangi nasl a'zolari Istanbulning Ayub Sultan, Eminönü hamda Üsküdar qatorliq rayonlarida
Xitayning Urumchida elib borgan qirg'inchilik jinoyatini unutmaymiz nomli faoliyat elib bordi. Shvetsiyada Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi. 5 iyul Stokgolmdagi Xitoy elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishni Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi tashkillagan bo'lib, namoyish istiqlol marshi bilan boshlandi. Arqadan bu qitimqa namoyishni o'rinlashtirgan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'uli Adam G'alib bundan 11 yil ilgari yuz bergan qallik qirg'inchilik haqida tayyorlagan bayonotini o'qib o'tdi. Bayonotda Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida yuz bergan qirg'inchilikda necha minglagan qarindoshlarimizning shahid qilinganligi, yaralangan va yuz minglagan kishilarning qo'lga olinganligi, Xitoy bexatarlik qismlarining Uyg'urlarga qaratib o'q chiqarganligini, shahid bo'lganlarning soni mingdan oshadiganligini bildirdi. Namoyishchilar bayonot orqali Sharq Turkistonga mustaqillik, Xitoylar Sharq Turkistondan chiqib ketsin, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari taqalsin degandek shiorlarni to'plashdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining bosh kotibi Abdulla Ko'kyor 5 iyul qirg'inchiligiga atab hozirlagan arabcha bayonotini o'qib o'tdi. Ma'lum bo'lishicha Xitoy virus sababli Shvetsiya hukumatı virus qarshi tadbir elib 50 dan ko'p kishining bir yerga kelishini cheklagan. Shundoqli mazkur qonunga xiloflik qilguvchilarning oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligi haqida qaror chiqargan. Shu sababli Uyg'ur ma'rif uyushmasi bu qitimqa namoyishni 50 kishilik namoyish deb e'lon qilgan. Xitoyda qo'sh davlat tabaligiga ega amaldorlarning ig'ir jazolandiganligi qonunlashdi. 21 iyun Beijing yoshlar gazetasi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha Xitoy qo'sh davlat tabaligiga ega bo'lgan amaldorlarning qattiq jazolandiganligi haqida qonun chiqargan. Xabarda bildirilishicha mazkur qonun 6 ayning 20 kuni ma'qullangan. Bu qonun 7 ayning 1 kunidan boshlab ijro qilinishga boshlangan. Mazkur qonunda belgilimiga xiloflik qilib chegaradan chiqqan yoki shaxsiy ish bilan chegaradan chiqish guvohnomasi bejirganlarga kichik gunoh yoki cho'ng gunoh yozildiganligi, qilmishi ig'irlarning darajasi tushirildiganligi yoki vazifasidan elib tashlanganligi, belgilimiga xiloflik qilib chet el tabaligiga erishganlar yoki chegara sirtida mangu turish salohiyati, uzoq muddat turish ijozatiga erishganlar vazifasidan qoldirildiganligi yoki xizmatdan haydildiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Bu qonun bo'yicha bo'lganda hukumat xodimi mayli shaxsiy ish bilan chegaradan chiqish guvohnomasi bejirsin yoki chet el tabaligiga ega bo'lsin yoki mangu turish guvohnomasiga ega bo'lsin, bularning hammasiga birdek qattiq chora ko'rildigan. Xitoy intizom tekshirish komitetining tushuntirishicha hukumat xodimlari, ma'murlar, qonun nizomlarida huquq berilgan ommaviy ishlarni boshqaradigan xodimlar, davlat egalikidagi korxona boshqaruvchi xodimlar, hukumat boshqaruvidagi ma'arif, fan tadqiqot, madaniyat, davolash, sihhiya, tantarbiya qatorliq o'rinlardagi boshqaruvchi xodimlar, asosiy qatlamdagi ommaviy xarakterlik o'z-o'zini idora qiladigan tashkilotlardagi boshqarish xizmati bilan shug'ullanadigan xodimlar, boshqa hukumat xizmatini ado qiladigan xodimlar qatorliq 6 turlik xodimni o'z ichiga oldigan. Belgiyada 5G'ga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Belgiyaning poytaxti Brusselda 5-chi avlod aloqa texnikasi 5G'ga selinayotgan mablag'larga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Markaziy poyezd stansiyasining oldida yig'ilgan bir guruhi namoyishchilar ilgirikiga selishtirganda texnomi yuqori elektr magnit to'lqini tarqatadigan bu yangi texnikaning salomatlikka intayin ziyonliq ekanligini bildirdi. Namoyishchilar Xitoyning 5G texnikasini boyqut qilish va 5G texnikasini to'xtatish deb yozilgan lozunglarni ko'tarib yurish qildi. Xitoydagi suv apitida oz deganda 121 kishi o'ldi. Yil boshidan buyon Xitoyda yuz bergan suv apitida kam deganda 121 kishining jendan ayrilganligi va 19 milliondan ortiq kishining og'ir ta'sirga uchirganligi e'lon qilindi. Xitoy Kommunist partiyasining rasmiy matbuotlaridan Xalq kundalik gazetasida e'lon qilingan xabarga asoslanganda jiddiy holatlarga taqobil turish ministerligi bayonot e'lon qilib, 1 oydan buyon Xitoyning jami 26 rayonida suv apiti yuz berganligini va 19 milliondan ortiq kishining og'ir ta'sirga uchirganligini uqtirgan. Bayonotda 1,5 million gektar terilg'u yerning kalkun sababidan vayron bo'lganligi va iqtisodiy ziyonning bo'lsa 5 milliard 800 million dollar bo'lganligi qayd qilingan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarning va o'lim yetim hodisalarining sonining haqiqatga uyg'un emasligini bildirishmoqda. Hindiston Xitoyga qarshi jiddiy urush tayyorligi qilib atamdi. Hindistonning Xitoy bilan to'qunish yuz bergan Ladakhdagi havo armiya bazasida jiddiy harakatlanishlarning ko'payganligi bildirildi.
NDTV kanalının haberlerine asaslanğında Hindistan'ın Ladakh'taki hava armiye bazısında uruş ayruplarları ve transport ayruplarlarından başka yana hücumcu tikuşar ayruplarlarına muharekatçallığı aşkan. Haberde bu hava armiye bazısının Xitay çigrası boyunca Hindistan'ın uruş tayarlıkını aşırışta muhim rol oynaydığı bildirildi. Aldıngı ayda Xitay bilen Hindistan askerleri oturusunda yüz bergen ve 20 Hindistan askerinin kaza kılışını keltürüp çıkartan tokunuştuyken, Hindistan hava armiyesinin rayondaki faaliyetlerinin tekimi küçeygenliği tekilendi. Hindistan Xitay bilen ciddilik küçeygenliğinden Şarkı Ladakh'a kuruqluqtun havağı koyup berildiğen başkırıldığan bomba müdafiyenli sistemisi Howitzer ve tankılarını uğurlaştırgan idi. Hindistan hükümeti yana iyun ayının ahırda Xitay texniki şirketlerine tabi TikTok Katarlıq 59 köçme apni Hindistan'nın ilgilik hukuki, zimin pütürlüki, müdafiyesi, bihaterliki ve cemaat tertipiki ziyallıq faaliyetlerde bolğallıqı sebepidin bütün devlet miqyası da men'i kılgan idi. Pompeo Xitay'nın Cenubi Xitay denizideki maniverga narazılıq bildirdi. Amerika Koşma İştatları Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Xitay'nın ilgilik hukuk detalaşları buluvatkan Cenubi Xitay denizide herbi maniver ötküzüşüge narazılıq bildirdi. Pompeo, İctimai Taratko Tori Twitter'deki adresi arkalıq bayanat berip, Xitay'nın Cenubi Xitay denizideki herbi maniverlerine iğir kutratkoluk de baha berip, Amerika'nın Beijing dairelerinin rayondaki kanunsuz davalarına karşı işgellikini askerdi. O, barlıq devletlerinin Cenubi Xitay denizi ve başka caylarda küçülerden müstakil halde ilgilik hukuku hürmet kıldığan erkin ve uçuk belgilimlerini kollayışı lazımlığını kayıt kıldı. Vietnam, Xitay herbi maniverinin parasıl takım aralarındaki ilgilik hukukunu defsendi kılgallıkını, rayonda tinişlik, mukumluk ve hemkarlıkların devamlaştırılışını kıyırlaştırıp koyuqallıkını ilan kılgan idi. Filipin bolsa, Xitay'a Cenubi Xitay denizideki herbi maniverleri esnasında Filipin deniz tevalikigi dâhlı kılıp kalgan takdirde en iğir şekilde narazılık bildirdiğallıkını eğitip agahlandırgan idi. Gharbi Türkistan'da Xitay virusi evc almaqda. Dünya miqyasında Xitay virusi sebepidin cendin ayrılganlarının sani 533.770'den aşkan, yuqumlanganlarının sani 11.395.952 yetken bir peyde, Gharbi Türkistan'daki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Katarlıq devletlerde Xitay virusinin künsiri evc elevatkallıqı haberleri gelmekte. Şunaqlı mezkur devletlerdeki Uyghurlar arasında mı bu virus bilen yuqumlanğanlarının köpeyi vatqallıqı bildirilmekte. Kırgızistan'daki Uyghurlar Xitay virusinin Kırgızistan'da yamrap getişi sebeplik virus sebepidin bir yerge yığılalmıgan. Şunaqlı mı Kırgızistan Uyghur İttifakı'nın təşkilişi bilen ailelerde ürümçü kırgınçılıqını unutmayımız temesi de özlerinin meydallarını ve şehitlerini unutmaydıqallıqını ifade kılışıp kısqı video tarqatkan. Assalamu alaikum. 5 iyul 2009 yıl boğan Hacıyanı azatlık için candın keşken müminlerini şahitliği için hiç kaçan biz olan isim çıkarmayız. Mengü isimizi buludu. Amin. Nöbeti virüs sebebinin ülüvatkallarının sahnede körünerlik iş görüngen bulup, halk arasında Xitay'dan keltürülgen maskelerinin virüsünün tarqılışığı sebepçi buluvatkallıqı. Ve Xitay maskelerden yırak duruş kerektiği hakkıdaki sözler ictimai uçurvaslarda tiz tarqalmaqta. Gharbi Türkistan'daki her kaysi cumhuriyetlerdeki qeyrindaşırımızdı Xitay menbelik her kandak nersiden yırak duruşkı çakırımız. Türkiye'de Xitay virüsü sebepidin tünügün 19 kişi kaza kıldı. Yakınkı 24 saat içinde Xitay virüsü sebepidin kaza kılgallarının sani 19'a yetti. Bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü otturgı çıkandı buyan kaza kılgallar sani 5225'e çıktı. Bir gün içinde 46.414 kişi tekşürüldü ve bunlardan 1148 kişi de virüs baykaldı. Doktorhandan çıkan 1188 kişi bilen koşulup, sakaygalarının umumi sani 180.680 kişiye yetti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.